Sinan Bey, endokrinolog olarak, klinik olarak pratikte çok fazla da rastlamamış olsak, medüller kanserler önemli bir yer tutmakta. Medüller kanserlerin özelliği nedir? Medüller kanserin en belirgin özelliği bizim açımızdan ailesel geçiş göstermesidir. Bu papiller ya da foliküler kanserden biraz daha farklı. Bir kere kökenini aldığı hücre grubu farklı tiroid içinden. İşte tirosit dediğimiz tiroid hücrelerinden diğerleri ya da folikül hücrelerinden köken alırken medüller kanser parafoliküler C hücrelerinden köken alıyor. Burada bir farklılık var. Ve %30'a varan bir ailesel geçiş öyküsü söz konusu. Dolayısıyla hastayı değerlendirirken aynı zamanda ailesini de değerlendirmek lazım. Bir ailede ilk kez bir medüller karsinom tanısı konuyorsa o kişiye, o kişinin ailesi de mutlaka taranmalı. Ve aynı zamanda bu tiroid medüller kanseri başka endokrin patolojilerle de birlikte bulunabiliyor. Bunun adı da multiple endokrin neoplazi. İşte örneğin böbrek üstü bezinde de sorun olabiliyor. O hastada olabilir yani. Böyle bir şansı var. Ya da işte paratiroid bezinde bir sorun oluyor. Orada bir adenom oluyor. Dolayısıyla medüller kanser çıkınca birinci basamak aslında aileyi taramak. İkinci basamak başka bir yandaş endokrin hastalığı var mı? O açıdan hastayı taramak oluyor. Bunları belirledikten sonra iş tabii ki cerrahiye kalıyor. Ve cerrahiden sonra da muhtemelen siz bahsedeceksinizdir. İşte devreye onkologlar girebiliyor. Onkolojik tedavi de alınabiliyor. Kemoterapi bu hastalarda kullanmak mümkün. Evet, medüller kanserin bir markırı var tabii ki. Yani özellikle kalsitonin bakılıyor. Çünkü bu parafoliküler C hücrelerinden salgılanan bir hormon aslında. Tabii ki medüller kanser olunca hasta bu kalsitonin düzeyi çok ama çok yüksek düzeylerde oluyor. 1000-2000 gibi çılgınca kulağa gelebilen değerleri bile görebiliyoruz hastalarda. Tabii medüller kanser, diğer kanser tipleri anaplastik dışarıda bıraktığımız zaman papiller ve foliküllere göre daha agresif bir yapıda. Metastazı çok görülüyor. Metastazı çok görülüyor. Kemik metastazı dahi görülebilir. Hatta işte bir süre önce takip edilen bir hastamızda pelvise yani kalça çatımıza, kalça çatısına metastaz vardı. Evet. O bölge olduğu gibi medüller karsinom metastazı. Çok yakın takip etmek gerekiyor. Çok yakın takip etmek gerekiyor. Diğerlerine göre de daha farklı seyredebiliyor. Evet. Tabii bizim burada sizin de bildiğiniz gibi cerrahide de farklılıklar var. Tabii aileyi taramak çok önemli. Medüller kanser tanısı aldıktan sonra bir hasta daha başka neoplazileri var mı yok mu? Çünkü cerrahinin sırası da burada önemli. Yani eğer bir multiple neoplazi varsa, neoplazi tümör varsa bunların hepsinin ortaya konulması ve cerrahinin sıralaması çok önemli. Medüller kanserde cerrahi biz biraz daha farklı yapıyoruz. Medüller kanserde total yani tiroidin tamamı çıkartılmalı. Aynı zamanda lenf bezlerinin de çıkartılması gerekir. Burada cerrahi daha büyük ameliyat halinde tutulmalıdır. Çünkü birinci olarak bu hücrelerin, medüller kanserin olduğu tiroiddeki var olan C hücrelerinin tamamının çıkartılması gerekir. Metastaz da tabii çok sık görüldüğü için lenf bezlerinin de beraber çıkartılması gerekir. Takiplerinde yine kalsitonin seviyeleri takip edilerek hastaların gidişatı ortaya konur. Bunun yanında tabii ki onkolojik tedaviler de işin içine girebilecektir. Bu nedenle medüller kanser diğer iyi diferansiye, daha iyi huylu kanserler dediğimiz papiller kanserlerden biraz daha farklı. Aslında biraz daha korkutucu. O yüzden de daha ciddi davranmak, hastalara kendilerine olduğu gibi bütün aileye de yaklaşmak gerekiyor. Daha az rastlıyoruz. Bizim genel pratiğimizde, cerrahi pratiğinde çok az ortaya çıkan kanser tipleri olduğu için diğerlerine göre daha farklı yaklaşımlarımız var. Ama dediğim gibi hem endokrinolojik cerrahın hem de endokrinoloğun, sizin gibi endokrinologların ortak çalışması burada çok önemli. Tabii tabii. Ekip işi. Tamamen ekip işi bu olay. Peki her hastada medüller kanser tanısı koydunuz. Diğer
multiple endokrinolojik yapı var mı, yok mu, neoplazi var mı diye araştırıyor musunuz? Tabii ki. Mutlaka araştırıyoruz. Mutlaka araştırıyoruz. Mutlaka. Evet. Çünkü aksi takdirde hani biraz da siz bahsettiniz, biraz önce de siz bahsettiniz. Ameliyat sıralaması önemli çünkü. Yani diyelim ki bu medüller karsinomlu hastada aynı zamanda bir de böbrek üstü bezinde bir tümör çıktı. O zaman önce hangisini ameliyat edelim? Örneğin böyle bir sıralamayı siz nasıl yapıyorsunuz? Tabii ki böbrek üstü bezini öncelikle, çünkü hormonal değişiklikler vesaire de bunlar da çok etkili olacaktır, yapmamız gerekecektir. Burada multiple endokrin neoplazinin işte 1 ve 2 tipleri var. Buradaki hangilerin olduğuna karar verdikten sonra hastayı bir bütün olarak ele alıp çok önemli bir endokrinolog, sizin gibi bir endokrinolojik cerrah oturup ortak karar vermek zorunda. Bu tamamen bir takım işi. Bu takım işinde de çok tecrübeli olmak gerekiyor. Multidisipliner yaklaşım dediğimiz şeyi yapmak gerekiyor.